Sayın Serdaroğlu, Hatay'da ısrarla Hatay seçimleriyle ilgili Lütfi Savaş'ın aday yapılmama belirsizlik süreciyle ilgili eleştirimi başından beri yeniliyorum. Yani bugün Hatay seçimleri kaybedilmişse birinci derecede Özgür Özel sorumludur. İkinci derecede partinin MYK'sı, üçüncü derecede parti meclisi, dördüncü olarak da Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş sorumludur. Neden diye sorulacak olursa bunu da anlatıyorum sürekli olarak. Yani siz Lütfü Savaş'ın aday yapılacak, yapılmayacak, kamuoyu araştırması yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz diye itibarsızlaştırdınız. İtibarsızlaştırdığınız gibi de Türkiye İşçi Partisi Hatay'da aday çıkardı. Hem de İYİ Parti'de milletvekili adayı olmuş bir ismi transfer etti ve bunun ardından da sonra Özgür Özel bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer Türkiye İşçi Partisi adayını çekmezse kaybediyor. Ardından işte bir kaset olayıdır, bir konuşma olayıdır. Çeşitli konuşmaların kurgulanmış halinde derken Türkiye İşçi Partisi genel merkezi bir açıklama yaptı. Gökhan Zan'ı adaylıktan çektik dedi. Gökhan Zan da dedi ki çekilmiyor mu lan yani? Ben yoluma devam ediyorum. Ve seçimlerin bittiği akşam Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi'nin arkasında durmamasına rağmen çekilmediği için de %2 oyla yaklaşık 15 bin civarında oy aldı ve AK Parti de Hatay'ı yaklaşık 3.500 civarında bir oyla kazandı. Hatay'da neler oldu? Hatay'da şöyle Aynı zamanda da 3.500 bilmem ne kadar insana da senin Sayak Böke ünlülere oy kullandırıldığına yönelik bir iddiayı da gündeme getirdi. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Lütfi Savaş'la başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partili medya bir türlü bu Lütfi Savaş'ı sevemediler. Yani başkalarına Erkan Baş'a gösterdikleri yakınlığı, DEM partililere gösterdikleri yakınlığı ve televizyon ikramlarını bir türlü Lütfü Bey'e göstermediler. Neden diye bakıyorum. Deprem için dünyanın yayınını yaptılar Lütfü Bey'in aleyhine. İyi de 11 ili vurdu orada deprem. O diğer 11 ilin büyük çoğunluğun, belediye başkanlarının büyük çoğunluğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ndendi. Hiçbir zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanlarını eleştirmediler. Yani Kahramanmaraş Belediye Başkanı'nı bir eleştirdiyse Lütfü Bey'i bin eleştirdiler. Ya adamın deprem esnasındaki kabahatini bütün bir belediye başkanına yüklemek bir defa akıl kârı bir iş değil. Bu genel Aslında en anlamda... çok bir cümlesinden dolayı kaynaklandı. Biliyorsunuz o sitenin çökmesiyle ilgili, sitenin sahibi müteahhitle ilgili iyi cümlesi, iyi bir cümle kurması, iyi insan olduğunu söylemesi onun linç edilmesine neden oldu. Yine Evet. Hatay'la ilgili insanların unuttuğu bir şey var. Antakya merkezi, yani aslında yerle biri olan Antakya merkezi AK Partili bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor ve bugüne Evet. kadar hiç gündeme getirilmedi. Hiç gündeme getirilmedi. Doğrudur, haklısınız. Esas tahribat orada oldu zaten ama o da AK Antakya. Partili. Yani bu CHP medyası ilginçtir biliyorsunuz. Yani mesela bizi de sevmezler. Televizyonlarına çıkarmazlar bizi ne hikmetse. Ama bakarsınız saçma sapan bir sürü insanlar oraya çıkar. Türk milletine çözüm onu akıl vermeye kalkarlar. Şimdi biz şöyle bir çalışma yapıyoruz. Adalet Partisi ile beraber biz bu şeyleri aldık. Adalet Partisi'nin desteğiyle aldık belgeleri Yüksek Seçim Kurulu'ndan. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir şey alabilmek o kadar zor ki bunlar bildikleri için ne yapacaklarını sandık sonuçlarını, sandık seçmen listelerini bile vermekte insanları yani partileri çok zorluyorlar. Şimdi alıyoruz. İki tane seçim tarihi var. Belgelerin verildiği bir 25 Kasım 2022 var. Bir de 14 Mayıs'taki 2023'teki seçim sandık seçmen listeleri var. Bunların ikisinin ortasında da 6 Şubat'ta deprem oluyor. Bu listede olanların yaklaşık 90 bin seçmen ikinci listede yok. Peki nerede bu seçmenler? Oturduk biz. Ne yapabilir? Yani bir seçmen Hatay'da olan bir seçmen ne yapabilir? Bir Türkiye'de başka bir şehre gidebilir. Göç Öyle değil etmiş olabilir. mi? Göç etmiş olabilir. Kim bu adam? Kendimi söyleyeyim Rıfat Serdaroğlu. Rıfat Serdaroğlu'nun diğer 80 ilde olup olmadığını sandık seçmen listelerinde araştırdık. Yok. Peki başka ne olabilir? Yurt dışına gitmiş olabilir.
Yurt dışı seçmen kütükleri de elimizde var. Orada da araştırdık. Yok. Bulduklarımız çok var. Tabii hangi adreste bulduklarımız da var. Gitmiş adam, terk etmiş. Oğlunun yanına Almanya'ya gitmiş mesela seçimde. Peki hiçbir yerde olmayan insan kayıp seçmendir. Ölmüştür büyük bir ihtimalle. Çünkü Türkiye'de depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını bu İçişleri Bakanı 53.500 küsur olarak 573 kişi olarak açıkladı. Ama bizim bulduğumuz sadece seçmen vasfı kazanmış 90.000 kişi vardı. Bir de seçmen yaşına henüz gelmemiş yaklaşık 30.000 gencimiz vardı, çocuk vardı. 120.000 kayıp bulduk, 120.200 kayıp bulduk. Hatırlarsanız bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şapşak İstanbul adayı var, Murat Kurum. O bir yerde ağzından kaçırdı, 130.000 kaybımız var diye. Sonradan bunu düzeltmeye, tevil etmeye filan kalktı. Bizim bulduğumuz rakam doğru rakamdı. Depremlerde ölen insan sayımız o kadar dedi daha sonraki yaptığı bir açıklama. Ya öyle değil o iş, öyle değil o iş. Çünkü sonradan biz bunu 15 Şubat'ta yayınladık. Hatta Saygı Bey bunu aldı, çok geniş bir şekilde Sözcü Gazetesi'nde kullandı Saygı Öztürk. Ya insan bir merak eder ya. Yani Türkiye'de başa oynayan bir parti, grubu olan bir parti bir merak eder ya, bu araştırmayı nereden buldunuz kardeşim? Ya nedir, ne yapmak istiyorsunuz siz, doğru mu bu diye sormaz mı insan? Sorar. Bunlarda hiçbir şey, hiçbir ses seda yok. Yetinmedi. Ondan sonra en son bu yerel seçimlerden önceki son sandık seçmen listelerine baktık. Neye baktık orada da? Bu 90.200 kayıp kişinin bu listelerde olup olmadığına baktık. Abiciğim 20.046 kişi dirilmiş, tekrar oraya girmiş, bu listeye girmiş. Yani tekrar söylüyorum, tekrar soracağım. 25 Kasım tarihinde, 25 Kasım tarihinden 14 Mayıs 2023 tarihine kadar. Yani 25 Kasım dediğiniz şey değil mi? 25 Kasım 2002 sandık 2002, seçmen pardon. Listelerinin sandık seçmen listelerinin partilere verildiği şey. Evet, şimdi oraya baktınız, 90 bin insan listelerde gözükmüyordu. Sonradan da 31 Mart tarihindeki, yani 14 Mayıs'la 31 Mart tarihi arasındaki listelere baktığınızda 20.046 tane olmayan ismin eklendiğini gördünüz. Evet. Olmayan isim mi eklendi yoksa yeni seçmen mi bu gelenler? Onu söyleyeyim. Hayır, hayır, o yeni seçmenleri zaten 18 yaşına katılan 15 bin kişi Hatay'da, onları hepsi var. Hepsi tek tek belli. Yeniden onları taşınmış olamazlar mı Rıfat Bey bu isimler? Hani ölü değillerse. Peki. Almanya'dan şey döndüler. Atıyorum, Manisa'dan döndüler. İstanbul'dan döndüler. Bodrum'dan döndüler. Dönenlerin ayrı hepsinin kayıtları var zaten Ali Bey. Siz istemeden sizi sandık seçmen listesinden kimse alamaz. Yani kimse çıkaramaz sizi. Ama siz bu Mernis sistemine göre canlı bir kontrol edilir sandık seçmen listeleri. Siz taşındıysanız sizi mutlaka takip eder, buradan siler, ama bir başka yerde Türkiye'deyseniz Türkiye'de sizi yani mutlaka... İkamet değişikliği yaptığınız için otomatikten otomatikten bulurlar. Bizim derdimiz yani karışıklık çıkarmak değil, doğruyu bulmak. Şimdi yani, 20.046 diyorsunuz, senin Say Ekmek'e 3.500 civarında isim olduğunu söylüyor. Ama 11 ilde 20.046 kişi deprem. Hayır, 11 il, pardon, özür dilerim. Rica ederim. 11 ilde Hatay'da 2.040 kişi bulduk biz bu listeden. Hatay'a eklenmiş 2.040 kişi. Diye bu, bir ilginç bir şey söyleyeyim size. Bu 2.040 kişinin yaş ve cinsiyet durumlarına göre baktık. Bunların %93'ü erkek. %7'si Hatay'da kadın. Niye erkekler? Niye sırf daha, erkekler? Daha kolay sandığa taşınabilecek erkekler. Hayır. O bir var. İki, siz kimlik veriyorsunuz. Rıfat Serdaroğlu öldüyse benim yerime oy kullanacak adama kimlik veriyorsunuz. O adamlar çoğu Suriyeli bunların. Bunlar militan adamlar. O kimliği elinden alamazsınız. Yani bir ihbar olsa, bir şey olsa orada o kaçacaktır. Veya kıracaktır, yakacaktır, atacaktır. O büyük bir suç çünkü bu. O kadınlara yani %7'sine yapmışlar, inandıkları kadınların. %93'ü erkek. Ölüp de dirildi gösterenlerin.
gösterilenleri. Yani bunu görmemek için kör olmak lazım. Ben bugün CHP'li arkadaşlarımı aramaya çalıştım. Murat Bakan Bey'e ulaştım. Genel Başkan Yardımcısı. Sağ olsun beni aradı, döndü. Dedim ki Yüksek Seçim Kurulu'na siz bu ölenlerin isimlerini, adreslerini, TC kimlik numaralarını verdiniz mi? Verdik dedi. Bir sorayım bir daha dedi bana abi. Sor kardeşim dedim. Sordu. Nereye sorduysa. Döndü bana dedi ki vermişiz abi dedi. Listeleriyle hepsini vermişiz. Dedim ki ya bu listeler incelenmeden nasıl reddedilir ki? Bu olmaz yani. Bu hakikaten kanun önünde suç işlemekte çok ağırdır bunun cezası. Bu bir organize hareket olması lazım. Birilerinin bazı insanların kimliklerini oy kullansın diye birilerini çıkarmasıdır. Bunu yapacak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'dür. Valilerdir. İllerdeki nüfus müdürleridir. Hatay'daki valiyi de dünya alem biliyor. Şimdi Hatay'daki kaymakamlara da bakın, bir tanesini Tebin gördüm şeyde. AKP ilçe başkanı gibi adam tebrik ediyor, zaferinizi kutluyorum diye mazbatayı öyle veriyor. Şimdi yani bunun iler tutar tarafı yok. Bana dedi ki verdik. Peki bu arada beni Saygı Bey aradı. Biraz önce, epey oldu yani 1-2 saat önce. Dedi ki ben Recep Özel'le görüştüm. Kimdir dedim Recep Özel? AKP'nin sandıkta, Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcisi dedi. Bana da telefonunu verdi. Ben de aradım kendisini. Ben bilirim Recep Özel'i. O da beni tanır tabii. Sen bakalım nasılsınız, iyi misiniz, neredesin Recep Bey? Şeydeyim dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nda toplantı halinde kurul dedi. Peki müsaitsen bir şey soracağım dedim. Buyurun dedi. Cumhuriyet Halk Partisi bu listelerin, yani bu ölüp de dirilen 3389 kişi iddia ediyorlar, listelerini verdi mi Yüksek Seçim Kurulu'nda? Abi dilekçelerinin ekinde bir liste vardı dedi. Ne TC kimlik numaraları vardı, ne şu vardı. Biz de dedi, bu tabii onun ifadesi, ben ona katılmıyorum. Deneme yoluyla birkaç tanesini aradık, yaşadıklarını gördük dedi. Nasıl gördün dedim ben. Nasıl gördün, nasıl aradın? Telefon numaraları yok ki orada. Nasıl aradın? Ya, yani nereden buldun telefonu? Nereden buldun da aradın? Dedi ki sonra ne oldu da dedim kardeşim 22 bin kişi orada yokken buraya girdi. Efendim dedi, biz dedi bazı seçmenlerin dedi adres değişiklikleriyle karışıklık olunca bir havuzda toplarız dedi. Yasa değişikliği olduğu için bunu yapabiliyoruz dedi. Ondan sonra da ilave ederiz. Bunlar onlar dedi. Sizin ölü dediğiniz, dirildi dediğiniz onlardır dedi. Ya hangi havuz dedim ben? Hangi kanun değişti? Ben Türkiye'de gündemi takip etmekten mi koptum kardeşim yani? Böyle bir şey yok ki. Böyle benim dinlediğim hangi kanun çıktı? Hangi kanun çıktı ki? Sen o sandık seçmen listelerine yazıyorsun bunları. Şimdi burada CHP'nin kabahati şu. Biz evvela bu 90 bin kişiyi, 90.200 kişiyi tek tek isim isim Türkiye Cumhuriyeti TC vatandaşlık numaraları, ana adı, baba adı bilmem ne hepsine kadar yazdık. Arkasından bu 20 bin küsur kişiyi, Hatay'da 2040 kişiyi bulduk, bunu da yayınladık. CHP örgütünün şunu yapması lazımdı. Alacak o listeyi eline, sandık seçmen listeleri zaten siyasi partilere veriliyor. Gidecek o adamın adresine. Bakacak orada mı diye. Yapmadılar bunu. Kontrol etmediler. Sayın Başkanım, zaten normal itibariyle seçim listelerine askıda kaldığı sürece itiraz süreciniz var. Belgeleriyle korsanız zaten düşürmek zorundalar. Yapmazsanız doğru, kimse düşürmez kardeş. Tabii. Sonra bir şey var. Hatay'ı bakın, Hatay'daki oy farkı 31 Mart akşamı, yani 1 Nisan'sa bu 3361 farkı söylüyorum. Senin Sayık Böke'nin söylediği 3389 kişiyi ölü gösterdiler. Bu ölüyü seçmen gösterdiler. Bu tespit edilen taşıma vardır, bilmem ne vardır, bir yığın olay vardır Hatay'da. Yani asıl olayı şuraya getireceğim. Tamam, bu adamlar gördüğüm kadarıyla ne geçmişten ders çıkarıyorlar. Bakın, ne geçmişten ders çıkarıyorlar,
ya da merkezi olarak müdahale edebilecekleri bir ekipleri var, çalışma yöntemleri var. Ama ilginç söyleyeceğim. Lütfü Savaş gibi deneyimli bir politikacının, yani onun yapması gerekmez mi bunu? Ben çünkü nereden, niye böyle diyorsunuz diye sorabilirsiniz. İstanbul'dan biliyorum Ekrem İmamoğlu'nun hem 2019 yılında hem 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı iken hem de bu dönem yaptıklarını biliyorum. Yani bu kontrol etmek o kadar kolay ki. Son 10 isim listesini tak tak çıkarır ve takır takır da evine insanları gönderir bulursunuz yani. Tabii ki bulunur. Niye yapmadılar? İşte Lütfü Bey de yapmadı bunu. CHP il yönetimi de yapmadı. Niye Lütfü Bey niye yapmadı? Bilmiyorum niye yapmadı. Acaba aday olup olmamayla uğraşırken onu unuttu mu diye merak ediyorum. Adamı affedersin malamat ettiler. İtibarsın bir ailesi. Yani. Kardeşim böyle şey olur mu? Belediye başkanlarını çağırıyorlar. Adamı çağırmıyorlar. Aday mı değil mi belli değil. Genel merkezinin güvenmediği bir kişiye oradaki vatandaş nasıl güvenip oyu versin ki yani? Yoksa elleriyle verdiler seçimi. Yoksa bu seçimi CHP ve Lütfü Savaş çok rahat kazanırdı orada. Yani fevkalade benim üzüldüğüm şu. Seçim kaybedildi. Ben bu ölü seçmenlere rağmen, bakın ölü seçmenlere rağmen kolayca kazanacakları bir seçimi kaybettiklerini görüyorum. O kadar basit ki ya Türkiye İşçi Partisi'nin siz %5'in üzerinde oy alacağını zaten görürsünüz Hatay'daki seçim sonuçlarına bakınca. Tabii ki. Siz her yerde anlaşıp da Hatay'da niye aday çıkarttınız, niye anlaşmadınız? Bu bir. İki, sonra niye müdahale edip geri çektirdiniz? İki, bu kadar mı aymazsınız diye sormak gerekiyor insan. Doğru söylüyorsunuz. Hatay'ın önemi ne Sayın Serdaroğlu? Hatay tabii Suriyelilerin, biliyorsunuz Hatay'ın Türkiye'ye katılma macerasını, rahmetli Atatürk'ün bu konuda benim şahsi meselemdir deyişini, Atatürk bu sözü niye söyledi ki? Hatay üstüne dikkati çekmek için söyledi. Eğer Hatay elden giderse orada kurulmak istenen terör örgütünün, terör yolunun denizlere açılma imkanı gelecek. Bu çok kötüdür. Ama bu şekilde giderse AKP, eğer bir dahaki yerel seçimlere kadar AKP iktidarda kalırsa AKP'li belediyeyle bir dahaki dönemde orada bir Suriyeli'yi siz başkan olarak görebilirsiniz. Bu göçler devam edecek AKP'nin. Ben anlayamıyorum. Anlam veremiyorum. Farklı bir şey görüyorum. O tahminimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Evet bu önemli bir olay. Ama bir başka önemli olay şu. AK Parti'nin en önemli değer verdiği konu rant. Yani evet. Para ve müteahhitlik meselesi olunca gözleri fal taşı gibi hepsinin açılıyor. Hatay'da çok büyük bir imar değişimi var. Yani milyarlık bir değişim var. Yani müteahhitlik hizmetleri var. Kent yeniden yaratılacak. Büyük para var. Ben onu daha merkeze aldıklarını düşünenlerdenim. Olabilir. Ama aynı rant Antep'te de var. Ama aynen. Şey kadar değil. Hatay'da biliyorsunuz çok 30 bine yakın bina var. Oralardaki bina sayı Hatay hepsini katlar geçer yani onu söyleyeyim. Evet doğrudur. Yani rant olduktan sonra hepsi dediğiniz gibi gözleri fal taşı gibi açılıyor Ali Bey. Yani. Gözlerin toprak doyursun. Ne diyeyim bir çiftçiye bir zaman öyle söylemişti bir AKP'li bakan.